Şimdiki durağımız Ege'nin tatil cenneti Çeşme. Önce deniz ve güneş keyfinin yaşandığı gündüzleri, ardından ünlülerle dolu Çeşme gecelerini izleyeceğiz. Ege'nin incisi Çeşme'de yok yok. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Çeşme'de ortaya çıktı. Doğa Ruskay'ın telefonuna Alaçatı'da öyle bir mesaj geldi ki... Şimdi o mesaj bana da geldi, çok mutlu oldum. Ebru Şallı'yı bir yakışıklı hediye yağmuruna tuttu. Onun hediyeleri bunlar, böyle üçümüze birden aldı hatta. Güneş hazır, plaj hazır, havlular, güneş kremleri hazır. E haliyle kameramız da hazır. Hadi öyleyse başlasın Çeşme turu. Sevgilim hazır, düşlerim hazır, aşk hazır vızır. Çeşme'de hangi plaja adım atarsanız atın, buz gibi denizin keyfini çıkaranlara rastlarsınız. Ilıca, Alaçatı ve Şifne en çok tercih edilen noktaların başında geliyor. Neye doğru baksam, orada hep sen varsın. Bu sensiz halimin adını bilen yazsın. Çeşme'nin gündüzleri alev alev, geceleri ise ışıl ışıl. Gündüz kameralardan uzak kalmayı tercih eden ünlü isimler, geceleri ise özellikle Alaçatı'dan uzak kalamıyor. Bir Bodrum'da, bir Çeşme'de olan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti, Alaçatı'da yakın arkadaş grubuyla yemek yedi. Akşamlar. Çok teşekkürler. Nasıl? Çok kalabalık burası, ne olur burada çok yapmayalım güzel. Arkadaşlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gülşen hamile olduğu için kalabalıkta ve ayakta röportaj vermek istemedi. Muhabirler de bu isteğini tabii ki hoşgörüyle kabul etti. Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal da Alaçatı'da. Sevdiğim bir arkadaşım şu an evlenme teklifi almış da onun mesajı geldi heyecan içinde. Dur dur çekme çekme. Doğa Rutkay'ın yakın arkadaşı evlenecekmiş ve mesajla hemen ona haber vermiş. Bu gibi sevinç haberleri kızlar arasında hemen paylaşılıyor diyor Doğa Rutkay. Siz de böyle ilk teklif aldığınızda hemen mesaj atmış mıydınız yakın arkadaşlarınıza? Bayağı grup kurmuştum. Evlenme teklifi aldım diye ve gönder. Yani bunu her bayan yapar bayan yani. Bayan grupları çok ilginç. Tabii ki özel bir şey, güzel bir şey yani. Şimdi o mesaj bana da geldi, çok mutlu oldum. Bir de müjde verdi Doğa Rutkay. Dedemin Fişi ekibinden ikinci film geliyormuş. İkinci filmi çekeceğiz Eylül. Biri ya da ikisi gibi başlayacak herhalde. Devam filmi değil mi ama? Devam filmi değil, tamamen bambaşka bir konu ama yine aynı ekiple. Ha bakalım, umarım güzel olur. Bol bol enerji depolamak ve yeni sezon öncesi güç kazanmak için Çeşme'ye gelmiş ama ah şu ev hanımlığı yok mu ah diyor ünlü oyuncu. Genelde hep evdeyim. Ev işleri, ütü, bulaşık, çamaşır gibi renkliler, ayırma falan. Ya iyi geçiyor. Eşimiz, dostumuz burada. Şimdi babam geliyor bu hafta yanımıza. O mutlu ediyor beni. Annem geldi bugün. Yani bütün aile buradayız işte. Sinan Akçı'dan ayrılan Ebru Şallı, kız arkadaş grubuyla Çeşme'de tatilde. Bir denize girdik. Kaldığımız yer zaten çok tatlı. İşte menajerim, kız arkadaşlarımla birlikteyim. Maşallah kollarda da 2 kiloya yakın takı var ama yakışmış. Bakın kimin hediyesiymiş bunlar. Seviyorum, çok seviyorum. Çok merakımız var. Merakım var. Benim büyük oğlanın da çok merakı var. Onun hediyeleri bunlar. Böyle üçümüze birden aldı hatta. Barcelona'dan onu almaya gittiğimde onun hediyesi bu. Yakışıklı oğlu Beren almış bunları. Çeşme'de kıyafet, takılar, saç, makyaj tamam. Ha unutmadan pilates ve sağlıklı yaşam da devam ediyormuş hayatında. Bugün tabii burada yine pilatesimizi yaptık. Sağlıklı beslenmeler. Şimdi bizi Pınar güzel sağlıklı böyle Ege otları olan özellikle öyle bir yere götürüyor. Özellikle hamilelere yönelik pilates önerilerim nedeniyle yıllar önce tepki çekiyordum. Şimdi mutluyum diye de itiraf etti Ebru Şallı. Ben 12 yıl önce, 13 yıl önce yaşadığım hamilelikte çok tepki almıştım hatırlarsanız. İşte yok az kilo aldı, nasıldı, şöyleydi, böyleydi, nasıl şunu yedi, bunu yedi. Kiloları. Evet aynen, demek ki olabiliyormuş. Gayet de sağlıklı çocuklar dünyaya gelebiliyor. İnsanlar hamile kaldıklarında kadınlar daha güzel olabiliyorlar, daha bakımlı olabiliyorlar. Ve Sinan Akçıl ayrılığı. Hani olmayan şeyler çok yazılıp çiziliyor gerçekten. Hani bunlara itibar etmesin insanlar. Olabiliyor, bu tarz haberler çıkıyor. Yani gayet her şey yolunda. Doğruları birinci ağızdan öğrenmek için Ebru Şallı'ya ayrılıkla ilgili birkaç soru soruluyor. Sen ayrısınız değil mi? Hani bunu net olarak. Süreç doğru mu? 2 aydır falan ayrıydık zaten. Demiştik ya Sinan Bey.
Ya işte bu konularla ilgili hani çok fazla konuşmak açıkçası istemiyorum. Kırmazsanız sevinirim. Tabii, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Önder Açıkbaş da Çeşme'de tatilde. Top sakal bırakmış ünlü komedyen. Buraya gelecektim. Uyku tutmadı. Tatile geleceğim ya mutlulukla. Evde aldım tıraş makinesini. Yapabildiğim tek şey bu daldı. Model. Bu halini hiç beğenmemiş Önder Açıkbaş. Tabii yeni çıkmış yazarlara benziyorum. Sakallar demode ama ayakkabılar şahane. Çok şık görüyoruz abi ayakkabılar falan. Ayak. Yazın renkleri böyle rengarenk. Bir abim bana bunların şey rengi olduğunu söyledi. Ne rengi? Detay vermeyelim ben. Gani Müjde'nin yeni dizisinde rol alacakmış. Önden de para almış Önder Açıkbaş. Önden para verdi Gani Müjde bana. Rezerve etti. Ön anlaşma gibi bir şey oluyor. Ben alırım. Kimse kapmasın diye mi abi? Taş mı efendim? Kimse kapmasın. Edebe olur olur alırlar be abi. Para pul işlerini avukatı konuşuyormuş. Ve yapımcılardan artık mutlaka ön ödeme alıyormuş Önder Açıkbaş. Oğuz avukat var, o konuşuyor. Yani gelene yalan atıyoruz. Yani işte Önder'in bu aralar borçları var, bu paraya ihtiyacı var Gani Bey falan. Anladın mı? Bin tane yalan sıkıyoruz. Bakın bunu yaşadı son rahatsızlık. Gani diyor ki ne rahatsızlık? Haberiniz yok mu? Böbrek, akciğer dalak. Çocukta sıkıntı. Bunlarla ilgili tedaviye ihtiyacımız var diyor.